Merhaba arkadaşlar Bugünkü dersimizde milli mücadele Muharebeler dönemi ile devam ediyoruz Geçen hafta dersimizde Milli mücadeleyin 1. TBMM'yi açmıştık Ve 1. TBMM'ye karşı Çıkan ayaklanmaları işlemiştik Artık e, milli mücadele Yani kurtuluş savaşı muharebeler dönemine Bir giriş yapacağız ve Kurtuluş savaşını bitireceğiz gençler Geçiyorum Şimdi kurtuluş savaşında Cepheler biz Kurtuluş Savaşı'nda 3 cephede savaştık gençler. Doğu cephesi, Güney cephesi, Batı cephesinde savaştık gençler. Şimdi ben size ilk önce şunun e, cephelerin böyle bir haritasını yaptım. Ki aklınızda daha rahat kalsın diye. Ama daha sonra bunları tek tek ayrıntı inerek işleyeceğiz gençler. E, bir tane kalemimi alıyorum ve başlıyoruz gençler. Doğu cephesi deyince aklımıza neler gelmeli? Ee, neler var doğu cephesinde bunlara bir bakalım şimdi doğu cephesinde 15. kolordu savaşmıştır gençler 15. kolordu Osmanlı devletinden kalan bir düzenli ordudur komutanı kim ee, doğu cephesinin Kazım Karabekir'dir kimlerle savaşılmış Ermenilerle biz doğu cephesinde savaşmışız gençler ve gümrü antlaşması ile cephe kapanmıştır o zaman ne diyoruz Doğu cephesi deyince aklımıza neler gelecek? 15. kol ordu gelecek. Komutanının Kazım Karabekir olduğu gelecek ve Ermenilerle savaşılıp cephenin gümrü antlaşmasıyla kapandığı aklımıza gelecek ve biz bunları bileceğiz gençler. Güney cephesine geçiyorum. Güney cephesinde Kuvay Milliye Birlikleri var. Yani halkın oluşturduğu bölgesel direniş örgütleri var gençler. Bir düzenli ordu yoktur. Bu cephede Fransa ve Ermenilerle savaşılmıştır. Maraş ve Urfa'dan Kuvayi Milliye Birlikleri düşmanı atmışlardır gençler. Tamam mıyız? Geçiyorum Batı cephesine. Batı cephesinde ilk önce Kuvayi Milliye Birlikleri savaşıyor. Daha sonra bir düzenli ordu kuruluyor gençler. TBMM tarafından düzenli ordu kuruluyor. Düzenli ordunun komutanı İsmet İnönü'dür gençler. İsmet Paşa'dır bu dönemde bu cephede diyeyim. Bu cephede yapılan bazı savaşlar var ki biz bu savaşları bilmemiz gerekir. Birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı, Eskişehir Kütahya Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz yani Başkomutanlık Meydan Muharebesi bizim aklımıza gelecek Batı cephesinde. birinci İnönü Savaşı'nın sonuçları neler? Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı Afganistan'la Dostluk Antlaşması, Moskova Antlaşması imzalanıyor gençler. Ee, daha sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Kars Antlaşması ve Ankara Antlaşması ile cepheler daha sonra bizim Güney Cephemizde kapanacak. Büyük Taarruz, Mudani Ateşkes Antlaşması ile e, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona eriyor. Ve diplomatik safhası başlıyor Büyük Taarruz birlikte. Tamam mı? Şimdi detaya gireceğim gençler. Doğu Cephesi ile başlıyoruz. Doğu Cephesi 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile Ruslardan Kars, Ardahan ve Batum geri alınmış. Ancak Mondros ile bu toprak bu topraklar boşaltılmak üzere boşaltılmak zorunda kalmıştı, değil mi gençler? Kars, Ardahan, Batum neydi? Elviye'yi Selaseydi, değil mi? Ermenilerin bölgedeki Türkleri katlederek saldırılarını arttırmaları üzerine TBMM Ermenilere karşı savaş kararı almıştır gençler. Ben az önce dedim Doğu cephesinde kimlerle savaşmıştık? Ermenilerle savaşmıştık. Hemen çiziyorum altını. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Ermenileri yeni ilgiye uğratarak Kars ve Sarıkamış'ı geri almıştır Ermenilerden gençler. Tamam mı? 15. Kolordu, kolordu Osmanlı'dan kalma düzenli ordudur gençler. TBMM'nin kurduğu düzenli e, ordu değildir. Tamam bu aklınızda kalsın. Geçiyorum Gümrü Antlaşması'na. 3 Aralık 1920. Ermeniler Sevr'deki isteklerinden vazgeçmişlerdir. Kars, Ar Sarıkamış, Iğdır ve Kazman Türkiye Devleti'ne verilmiştir. TBMM ele geçirilen bölgelerde yaşayan Ermenilerin istedikleri takdirde geri dönmelerini kabul etmiştir gençler. Bir not yazmışım. TBMM'nin imzaladığı uluslararası ilk antlaşmadır gümrü antlaşması. Tamam mı? Bu aklımızda kalacak. TBMM'nin imzaladığı ilk antlaşma gümrü antlaşmasıdır. Antlaşma TBMM'nin ilk siyasi ve askeri başarısıdır gençler. Sonuçları nelermiş? Gümrü Antlaşması'nın Gümrü Antlaşması'yla Doğu Cephesi kapanmış ve buradaki askerler Silah ve Cephani Batı Cephesi'ne aktarılmıştır gençler. İlk kez bir antlaşmada Türkiye Devleti tabiri kullanılmıştır. Nerede kullandık? Kars, Ardahan, Iğdır ve Kazman Türkiye Devleti'ne verilmiştir. Bak burada kullanılıyor Türkiye tabiri geçiyorum diğer bir sonuca. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Evet. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır gençler. Tamam? Geçiyorum. Doğu Cephesini bitirdik. Doğu Cephesinde kimlerle savaştık? Ermenilerle. Doğu Cephesinin komutanı kimdi? Kazım Karabekir'di. Peki, Doğu Cephesinde hangi ordu var? 15. Kolordu var. Doğu Cephesi'nin kapandığı antlaşma Gümrü Antlaşması. Tamam. Anladıysak geçiyorum. Geçtim Güney Cephesi'ne. Yani bulunduğumuz bölgedeki cepheye. Bulunduğumuz bölgede kimlerle savaşılmış? O e, Fransız ve Ermenilere karşı savaşılmıştır. Düzenli ordu yoktur. Düzenli ordu yoksa ne vardı? Kuvayi Milliye Birlikleri bölge topraklarını işgalcilerden kurtarmıştır. Şi diyorum şurada hemen altını. Fransız ve Ermenilere karşı savaşılmıştır. Düzenli ordu yoktur. Kuvayi Milliye Birlikleri bölgede başarı sağlamışlardır. Urfa, Maraş, Antep, Mersin, Adana, Hatay Fransız işgali altındadır gençler bu dönemde tamam. Maraş'ta Sütçi İmamı bileceğiz. Antep, Şahin Bey, Adana, Yüzbaşı Tufanı, Urfa, Ali Sahip Bey'i bileceğiz gençler. Tamam. Peki bunlar hangi yıllarda ünvanlı alıyorlar? 1921 yılında Antep'e Gazi ünvanı veriliyor. 1973 yılında Maraş'a Kahraman ünvanı veriliyor. 1984 yılında Urfa'ya Şanlı ünvanı veriliyor gençler. Şimdi İstiklal madalyası alan yöre ve şehirlere de bakalım. İnebolu ilk istiklal madalyası alan yöremizdir gençler. Daha sonra Maraş, Antep ve Urfa almıştır. Urfa 2016 yılında alıyor gençler. Tamam? Bölgede düzenli ordu bulunmadığı için Fransızlar durdurulmuş. Ancak tamamen bölgeden çıkarılamamıştır. Cephe Batı Cephesi'nde yapılan Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlar ile imzalanan Ankara Antlaşması ile kapanmıştır. Demek ki güney cephesini kapatan antlaşma batı cephesindeki bu tarafa göstereyim. Batı cephesindeki savaştığımız Sakarya antlaşmasından sonra imzalanan Ankara antlaşmasıdır. Tamam. İnebolu, Kastamonu, Çankırı, Ankara yoluna İstiklal yolu denmiştir gençler. Şimdi Güney cephesinde kimlerle savaştık? Fransız ve Ermenilerle savaştık. Güney cephesinde Kuvayi Milliye Birlikleri bölgesel direniş sağlandı. Ee, daha sonra cephe hangi antlaşmayla kapandı? Ankara Antlaşması ile kapandı. Tamam. Anladık mı gençler? Geçiyorum. Geçtim Batı cephesine. Ee, Batı cephesi deyince. Batı cephesi bu iki cepheden biraz daha uzundur gençler. Cephe Balıkesir ve Alaşehir Kongresi ile kurulmuştur. Sivas Kongresi ile bu cepheye Ali Fuat Cebesoy atanmıştır gençler. Tamam. Batı cephesinin Yunanlar ile savaşılmıştır. Kimlerle savaşmışız biz Batı cephesinde? Yunanlarla savaşmışız. Önce Kuvayi Milliye Birlikleri ile savaşılıyor. Daha sonra Ali Fuat Cebesoy ve Çerkez Ethem'e bağlı Kuvayi Milliye Birlikleri'nin Gediz Muharebeleri'nde başarısız olmaları üzerine Kuvayi Milliye Birlikleri kaldırılıyor ve yerine düzenli ordu kuruluyor gençler. Tamam. Batı cephesinde o zaman ne? İlk önce Kuvayi Milliye var. Daha sonra düzenli ordu kuruluyor. Ali Fuat Cebesoy görevinden alınarak Moskova'ya büyük elçi olarak atanmıştır. Şimdi Batı cephesi muharebelerine bakalım. Birincisi. Birinci İnönü. Bunu sırasına göre ezbere bileceğiz gençler. İkinci İnönü. Eskişehir. Kütahya. Dördüncü neydi? Hadi az önce saydık. Sakarya. Meydan. Muharebesi kısa kısa yazayım. 5. ve son. Büyük. Taarruz. Yani başkomutanlık meydan muharebesi. Tamam. Şimdi şu bizim gördüğümüz ilk 4 savaş Osman, Osmanlı diyorum. Türk devletinin savunma savaşıdır. Türk devleti, Türk ordusu Sakarya muharebesinden sonra artık neye geçmiş? Taarruza geçmiştir gençler, tamam? Türk devletinin son savunma savaşı Sakarya Meydan Muharebesidir. Peki, burada komutan kim? Hadi bakalım. Komutan kim? Komutan İsmet İnönü gençler biz Türk ordusu olarak 1. İnönü'yü kazanıyoruz 2. İnönü kazanıyoruz Eskişehir Kütahya Muharebelerine savaşını kaybediyoruz Sakarya Meydan Muharebesini kazanıyoruz Büyük taarruzu da kazanıyoruz gençler bizim bunların sırasını e, kronolojik olarak bilmemiz gerekir tamam mıyız Geçiyorum 1. İnönü Savaşı'na. Şimdi 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Kimler arasında oluyor? Biz Batı cephesinde kimle savaşmıştık? Kimler arasında oluyor diye sormama gerek yok. Batı cephesinde kimle savaşıyoruz? Yunanlılarla. O zaman bu savaşların hepsi Yunanlılarla oluyor gençler. TBMM ile Yunan kuvvetleri arasında gerçekleşiyor savaş. Çerkez Etem'in düzenli orduya karşı çıkarak ayaklanması Yunanlıların harekete geçmelerini kolaylaştırmıştır. Şimdi Kuvay Milliye Birlikleri kaldırıldı yerine düzenli ordu kuruldu. Düzenli ordunun kurulmasıyla birlikte Kuvay Milliye e, örgütlerinin birliklerinin başında bulunan kişiler zamanla ayaklanmaya başladılar. Bunlardan birincisi Çerkez Etem'dir, diğeri Demirci Mehmet Efe'dir. Tamam mı? Çerkez Edetemin ayaklanması Yunanlıları harekete geçiriyor. O zaman biz de ayaklanabiliriz diyorlar. Türk ordusu savaşta galip gelmiştir gençler. Peki ne gibi sonuçları oldu birinci İnönü savaşı'nın? Ee, i̇ç sonuçları neler? İç sonuçlar ve dış sonuçlar diye ikiye ayrıldım. İç sonuçlar yani Türk devletini ilgilendiren sınırlar içerisindeki sonuçlar. Dış sonuçlar. Türk devletini dışındaki sonuçlardır, sonuçlardır. Çerkez Ethem olayı bitiyor gençler. 1921 Anayasası ilan ediliyor ve İstiklal Marşı'nın kabul ediliyor. Tamam? Dış sonuçlar nelermiş? Londra Konferansı varmış. Afganistan'da dostluk antlaşması ve Moskova Antlaşması vardır gençler. Şimdi sırayla sayalım. İç sonuç, dış sonuç diye zaten bunu bilirsiniz. Çerkez Etem olayı bitiyor. 1921 Anayasası ilan ediliyor. İstiklal Marşı kabul ediliyor. Londra Konferansı toplanıyor. Afganistan'la dostluk antlaşması imzalanıyor ve Moskova antlaşması imzalanıyor gençler. Bunlara değindikten sonra hemen notumuza bakıyoruz. Birinci Yunan Savaşı TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısıdır. Halkın TBMM'ye olan güveni artmıştır 1. İnönü Savaşı'ndan sonra gençler. Çünkü e, artık düzenli ordu başarı elde etmiş. Halkın gözünde yükseliyorlar. Bu yüzden düzenli ordu e, rövanşa geçiyor diyelim halkın gözünde. Şimdi sonuçlarına bakalım. 1921 Anayasası. Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. 1921 Anayasası'nın diğer ismi ne? Teşkilatı. esasî. 1921 Anayasası Türk devletinin ilk anayasasıdır. Laik bir anayasa değildir. Din işleri TBMM'ye bırakılmıştır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kanun yapma, yürütme ve yargı yetkisi kime aittir? TBMM'ye aittir. Kanun üstünlüğü benimsenmiştir. Ancak bu anayasa rejimin adı 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı ile e, konulacaktır. Çift dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. O zaman ne diyoruz? 1921 Anayasası 1. Yunanlı Savaşı'ndan sonra e, yürürlüğe girmiştir. Türk devletinin ilk anayasasıdır. Geçiyorum. Afganistan'la dostluk antlaşması ee, taraflardan birinin kabul etmediği bir belgeyi diğerinin de kabul etmeyeceği belirtilmiştir gençler. Afganistan'la diyorum ya Türk Devleti ile Afganistan arasında imzalanıyor. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. O zaman şuraya bir not açalım. TBMM'yi tanıyan ilk devlet kimdi? Az önce dedik. Ermenistan. İlk Müslüman devlet Afganistan, ilk itilaf devleti Fransa, ilk Avrupa devleti Rusya'dır gençler. Bunlar bilinecek. TBMM'yi tanıyan ilk devlet Ermenistan, TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan, İlk itilaf devleti Fransa, ilk Avrupa devleti de Rusya'dır. Tamam, geçiyorum. Londra konferansı. Da devam ediyoruz. Şimdi Londra Konferansı neden toplanıyor? Londra Konferansındaki eee ittifak devletlerinin temel amacı bunlar diyor ki biz diyor Sevr'i e, nasıl anlatayım size? Sevr'i daha maddelerini daha az yumuşatırsak Sevr'i Türk devletine kabul ettirebiliriz diye düşünüyorlar ve bu konferansı topluyorlar. Konferans'ta TBMM Hükümeti ve İstanbul Hükümeti birlikte davet ediliyor. Burada bunların birlikte davet edilmesi, bunların ikisi arasında ikilik yaratmaktır gençler. İtilaf Devletleri Osmanlı Hükümeti ve TBMM Hükümeti yani İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti arasında ikilik yaratmak istiyorlar. TBMM doğrudan çağrılmadıkça konferansa katılmayacağını bildiriyor. Bunun üzerine İtalya aracılığıyla TBMM davet edilmiştir gençler. Londra konferansına TBMM İtalya aracılığıyla davet edilmiştir. TBMM servideki değişiklikleri kabul etmemiş ve konferans dağılmıştır. Tabii ki de kabul etmeyecek. Not yazmışım. İtilaf devletleri TBMM'nin varlığını bu konferans ile hukuksal olarak tanımıştır gençler. Tamam. İtilaf Devletleri TBMM'nin varlığını bu konferans ile hukuksal olarak tanımıştır. Geçiyorum İstiklal Marşı'nın kabulüne. İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında ilan ed kabul edildi, ilan edildi neyse. Maarif Nazırlığı tarafından şiir yazı yarışması düzenleniyor gençler. Maarif Nazırlığı dediğimiz günümüz MEP. MEP tarafından bir şiir yarışması düzenleniyor ve Mehmet Akif Ersoy'dan da bir şiir yazması isteniyor. Mehmet Akif Ersoy bunun üzerine Türk ordusuna ithafen İstiklal Marşı'nı yazmıştır. TBMM tarafından İstiklal Marşı kabul edilir. Mecliste ilk okuyan Hamdullah Supi Tanrıver'dir. Bestecisi ise Osman Zeki Üngör'dür. Bunlar zaten bizim bildiğimiz şeyler bunların üstünde fazla durmuyorum. Moskova Antlaşması'na geçiyorum. Moskova Antlaşması, ee, Sovyet Rusya ile SSCB ile yani Türk Devleti arasında imzalanmıştır. Antlaşmayla iki taraftan birinin tanımadığı bir antlaşma, diğeri de tanımayacaktır. Burada bize ne demek istiyor olabilir? Sovyet Rusya Sevri tanımadığını kabul etmiştir. Sovyet Rusya Sevri tanımadığını kabul etmiştir. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Peki ne diyor bize burada? Sovyet Rusya Osmanlı Devleti'nin verdiği kapitülasyonlardan vazgeçen ilk ülkedir gençler. Yazıyoruz hemen. Sovyet Rusya kapitülasyonlardan vazgeçmiştir. <laughs> Sovyet Rusya misaki milliyi onaylayacaktır. Yani ne demek bu? Misaki milliyi tanıyan ilk Avrupa devleti Sovyet Rusya'dır. Misaki milliyi tanıyan ilk Avrupa devletidir. Sovyet Rusya Gümrü Antlaşması ile belirlenen sınırları Batum'un Gürcistan'a verilmesi koşuluyla onaylamıştır. E, ne diyor bu bize? Yani diyor ki Batum'un Sovyetlere bağlı Gürcistan'a bırakılması Misak Milli'den verilen ilk tavizdir. Biz Misak Milli'den Moskova Antlaşması'nda taviz veriyoruz gençler. Batum koca harflerle yazıyorum bak. Misak-ı Milli'den ilk tavizdir. Tamam mı gençler? Anladık mı Moskova Antlaşması'nı? Şimdi burada kesiyorum. İkinci videoyla devam edeceğiz gençler. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde 1. İnönü Savaşları'nın sonuçlarına kadar gelmiştik. Şimdi artık yavaş yavaş Batı Cephesi ile devam edeceğiz ve 2. İnönü Savaşı ile devam edeceğiz gençler. 2. İnönü Savaşı 23 Mart ve 31 Mart 2. 1921 tarihleri arasında bu savaş yaşanıyor gençler. Peki savaşın nedenleri neler? Savaşın nedenleri Londra Konferansında Sevri kabul ettiremeyen İngilizler Yunanlıları yeniden harekete geçiriyorlar. Diyorlar ki yeniden e, Türk Devletine karşı başkaldır ve savaş diyorlar. Birinci Yunanlı Savaşı'nın intikamını almak istiyorlar gençler. Tamam. Birinci Yunanlı Savaşında itilaf devletleri yenildi. Bunun intikamını almak istiyorlar ikinci Yunanlı Savaşında. Not yazmışım. Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye gönderdiği telgrafta. Siz orada sadece düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. Makus talih ne demek? Makus talih kötü talih demek gençler. Tamam. İkinci İnönü savaşlarının sonuçları neler? E, şifreledik. Fi, fi olarak şifreledim ben bunu. Fransa Anadolu'dan çekilme kararı almıştır. İngiltere Malta'daki esirlerin bir kısmını serbest bırakmıştır. Fransa barış teklifinde bulunmuştur ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilme kararı almışlardır 2. İnönü Savaşıyla. Anladık mı? Neymiş bir daha sayıyoruz. Fransa Anadolu'dan çekilme kararı alıyor. İngiltere Malta'daki esirlerin bir kısmını serbest bırakıyor. Fransa barış teklifinde bulunuyor ve İtalyanlar Anadolu'dan çekilme kararı alıyorlar gençler. Anadolu'dan geçiyorum. Eski eski Eskişehir Kütahya muharebelerine. İçimdeki Adanalı'yı durduramıyorum bazen. Ee, 10 Temmuz ve 24 Temmuz 1921 tarihlerinde gerçekleşiyor Eskişehir Kütahya muharebeleri. Peki şöyle bir gelin savaşın gelişimine bir bakalım. 1. ve 2. Yunanlı Savaşlarında yenilen Yunanlılar Türk ordusunun taarruz gücünü olmadığını anlayıp tekrar saldırıya geçmişlerdir. 20 Temmuz'a kadar yaptıkları saldırılarla Türk ordusunun geri çekilmeye zorlamışlardır. Mustafa Kemal daha fazla kayıp vermemek amacıyla orduyu Türk ordusunu Sakar Irmağının doğusuna çekmiştir gençler. Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçmiştir. Tamam. Mustafa Kemal ordunun Türk ordusunun daha çok fazla e, kayıp vermemek amacıyla orduyu Sakarya Irmağının doğusuna çekiyor ve Afyon, Kütahya, Eskişehir Yunanlıların eline geçiyor. Eskişehir, Kütahya birlikte. Sonuçları neler? Sonuçları Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal'e 3 aylığına TBMM'nin yasama ve yürütme yetkisini kapsayan Başkomutanlık Kanunu verilmiştir. Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını giderebilmesi için tekalifi milli emirlerini çıkarmıştır. Her il ve ilçeye komisyon kurulmuştur ve istiklal mahkemeleri tekalifi milli emirlerinde görevlendirilmiştir. Not demişim. Tekalifi milli emirlerinden gelen yardımlar Sakarya ve Büyük Taarruz'da kullanılmıştır gençler. Ama Sakarya'da çok azı kullanılıyor. Daha çoğu Büyük Taarruz'da kullanılıyor. Bir ikinci notum. Eskişehir-Kütahya muharebeleri devam ederken Mustafa Kemal Ankara'da Marif Kongresini düzenlemiştir. Şimdi biz Eskişehir-Kütahya muharebelerinin sonuçlarından neleri bileceğiz? Mustafa Kemal'e 3 aylığına başkomutanlık kanununu çıkarıldığını bileceğiz. Tekalifi milli emirlerinin çıkarıldığını bileceğiz. Ve eski Eskişehir Kütahya Muharebeleri devam ederken Ankara'da Marif Kongresi'nin düzenlendiğini, toplandığını da bileceğiz gençler. Tamam. Geçiyorum anladıysak. Sakarya Meydan Muharebesi 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu savaşın Bizim bilmemiz gereken iki farklı daha adı var. Subaylar Savaşı ve Melhame-i Kübra olarak da adlandırılıyor. Kütahya Eskişehir galibiyetinin ardından Yunan ordusu 23 Ağustos Ağustos'ta Sakarya Irmağının gerisinde bulunan Türk kuvvetlerine karşı saldırıya geçiyorlar gençler. Mustafa Kemal bu savaşta Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Emriyle Türk birlikleri Yunanlıların saldırı gücünü yok etmiştir gençler. Türk devletinin, Türk ordusunun son savunma savaşıdır Sakarya Meydan Muharebesi. Türklerin 2. Viyana yenilgisinden başlayan geri çekilişleri sona ermiştir. Artık Türkler savunmadan çıkıp taarruza geçmişlerdir gençler. Sonuçları neler? Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi ve gazilik ünvanı verilmiştir. Yunan kuvvetlerinin taarruz gücü sona ermiştir. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalanmıştır. İtalya Anadolu'dan tamamen çekilmiştir. İngiltere esirlerin bir kısmını bırakmıştır. Ve Fransa ile de Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Tamam. Bir daha tekrar etmiyorum. Geçiyorum. Kars Antlaşması ve Ankara Antlaşması'na bir bakalım. Kars Antlaşması 13 Ekim 1921 yılın tarihinde imzalanıyor. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'la TBMM arasında imzalanmıştır. Doğu sınırını çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Moskova Antlaşması esas alarak e, hazırlanıyor gençler. Kars Antlaşması Türkiye'nin doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir. Bakın altını çiziyorum. Türkiye'nin doğu sınırı hangi ile çizilmiştir? Kars Antlaşması'yla. Peki, günümüz Türk devletinin doğu sınırı hangi antlaşmalarla bugünkü şekline kavuşmuştur? Gümrü Antlaşması, Moskova Antlaşması en sonunda da Kars Antlaşması'yla Türkiye devletinin doğu sınırı çizilmiştir gençler. Geçiyorum bir diğer antlaşma olan Ankara Antlaşması'na. 20 Ekim 1921. Fransa ile Türkiye devleti arasında imzalanıyor. Fransa işgal ettiği yerlerden çekilecek gençler bu antlaşmanın sonucunda. Güney cephesini bu antlaşma ile kapatıyoruz. Ben size Güney cephesinde anlattım dedim ki Sakarya Savaşı'nın ardından imzalanan Ankara Antlaşması ile bu cephe kapanacak. O Ankara Antlaşması bu Ankara Antlaşması gençler. Hatay Fransız mandasındaki Suriye'ye bırakılacaktır. E biz ne oldu? Hatay'ı da verdik. İlk nereye verdik? Batum'u. Batum neydi? Misak-ı Milli'den ilk tavizimizdi. Şimdi de Hatay'ı Fransız manasındaki Suriye'ye verdik. Ne oldu o zaman? Misak-ı Milli'den ikinci taviz verilmiştir. İlk taviz ilk tavizimiz Batum, ikinci tavizimiz Hatay'dır gençler. Fransa TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devletidir. Bunları az önce anlatmıştım. İtalya Anadolu'dan çekilen ilk itilaf devletidir. Tamam. Geçiyorum. Büyük taarruz öncesi hazırlıklar yapılıyor gençler. Peki ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Hep birlikte onlara bakalım. Seferberlik ilan ediliyor. Ankara'da 6 aylığına subay okulu açılıyor. Neden subay okulu açılıyor? Çünkü biz çok kayıp veriyoruz. Ee, askerlerimiz, ordumuz azalıyor savaşlarımızda. Bu yüzden subay yetiştirebilmek, asker yetiştirebilmek için Ankara'da 6 aylığına subay okulu açılıyor. Güneydeki kuvvetler batıya kaydırılıyor. Toplar ve silahlar tamir edildi. Orduya taarruz eğitimi verildi. Artık biz savunmadan taarruza geçeceğiz, değil mi? Bunun için de orduya taarruz eğitimi veriliyor. İstanbul'daki depolardan bizden alınan silahlar geri alınıyor. Dış yardımlar alınmıştır. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi sınırsız uzatılmıştır. Neydi biz Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini 3 aylığına vermiştik. Ama büyük tarz öncesi bu yetkiyi sınırsız bir şekilde uzatıyoruz gençler. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi 26 Ağustos 18 Eylül 1922 tarihleri arasında bu savaş gerçekleşiyor. Ee, savaşın diğer isimleri Pınar Meydan Muharebesi ve Yurt Kurtaran Savaşıdır. Çiziyorum altını Pınar Meydan Muharebesi ve Yurt Kurtaran Savaşı. Mustafa Kemal ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir İleri, sözünü bu savaşta demiştir bu hangi savaşta hangi sözü söyledi bunları bilsek bizim için iyi olur tamam Sonuçları nelermiş? Yunanlılar Batı Anadolu'dan tamamen temizleniyor. Yunan General Trikopis esir alınıyor. Fevzi Çakma Mareşallik rütbesi veriliyor. Manisa İzmir bölgesi Yunanlılarca tahrip ediliyor. Kurtuluş Savaşı'nın Muharebeler dönemi sona eriyor ve diplomatik yani masa başı dönemi başlıyor gençler. Tamam. Artık e, Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler dönemini biz bitirdik ve diplomatik yani masa başı dönemi başlayacağız gençler. Geçiyorum Mudanya Ateşkes Antlaşması'na. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanıyor Mudanya Ateşkesi. İngiltere'de General Harrington. Fransa General Charpie. İtalya General Membelli. TBMM'de ise İsmet İnönü var gençler. Bu dört devlet arasında Mudanya Ateşkesi imzalanıyor ama Yunanistan katılmıyor gençler. Maddeleri neler? Doğu Trakya 15 gün içinde Yunanlılar tarafından boşaltılacaktır. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak. Ancak Antlaşma Devletleri Barış Antlaşması imzalanana kadar İstanbul'da kalacaktır. Türk ordusu barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli'deki belirlenen çizgide kalacaktır. Tamam? Not demişiz. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan alınmıştır gençler. Tamam mıyız? İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşsız bir şekilde kurtarılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. Zaten az önce de söyledim diplomatik safa başlıyor. İstanbul ve Boğazlar'ın TBMM hükümetine bırakılması Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir. Çiziyorum altını. Osmanlı Devleti hukuken Mudani Ateşkes ile sona eriyor. Tamam geçiyorum. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922. Peki saltanatı neden kaldırıyor Türk Devleti? Anadolu'da iki devletin olması ve bunun da uluslararası çıkarlara aykırı olması. Ne yapıyordu itilaf devletleri? Hem İstanbul hükümetini çağırıyordu hem de TBMM hükümetini çağırıyorlardı. Böylelikle ne oluyor? Bir ikilik oluyor değil mi? Bunun için e, Türk devleti, Türkiye devleti saltanatı kaldırıyor. 1 Kasım 1922'de. Osmanlı devletini resmi olarak sona erdirmek istemişlerdir. Lozan'a iki tarafın birlikte çağrılması nedenlerinden biridir ulus egemenliği önünde teşkil engel etmesi. Nedenlerinden e, nedenleri bunlardır gençler. Peki sonuçları neler? Ulus egemenliğinin önündeki en büyük engel ortadan kalkmıştır. Lozan Lozan'a TBMM e tek gitmiştir. Osmanlı tamamen son ermiştir. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştır. Gençler, laiklik yolunda atılan ilk adımdır ve 1. TBMM'nin yaptığı tek devrimdir. Saltanatın kaldırılması. Size derlerse ki 1. TBMM'nin yaptığı devrim nedir? Saltanatın kaldırılmasıdır gençler. Tamam. 1. TBMM'nin yaptığı tek devrim. Lozan Barış Antlaşması'yla devam ediyoruz gençler. Lozan Barış Antlaşması. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanıyor. Lozan'a katılan delegeler İsmet Ünönü, Rıza Nur ve Hasan Sakadır gençler. İsmet Ünönü Mudani Ateşkesi'nde diplomatik başarısından dolayı e, Lozan'a katılması istenmiştir. İtilaf devletleri Lozan'a TBMM hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini de davet etmiştir. Bu duruma tepki gösteren TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Az önce dedim ya saltanatı anlatırken. İtilaf devletleri ikilik yaratmaya çalışıyor. Bu ikiliği de ortadan kaldırmak için Türkiye devleti saltanatı kaldırmak zorunda kalıyor. Heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni sorunu konularında kesinlikle bakın diyorum. Kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir. Size sorar bunu gençler. Lozan'da kesinlikle taviz veril, verilmemesini istediğimiz konular nelerdir? kapitülasyonlardır ve Ermeni sorunudur. Ermeni sorunu bazen azınlık diye de alabilir. Buna dikkat edin. Tamam. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmeleri Musul kapitülasyonlar ve İstanbul'un boşaltılması gibi konularda antlaşma sağlanamadığı için 4 Şubat 1923'te kesilmiştir gençler. ilk önce Lozan toplanıyor ancak Musul kapitülasyonlar ve İstanbul'un boşaltılması gibi konularda biz antlaşma sağlayamıyoruz. Bu nedenle de 4 Şubat 1923'te Lozan kesiliyor. 23 Nisan'da görüşmeler yeniden başlamış 24 Temmuz'da antlaşmanın imzalanması ile sona ermiştir. Buraya yine not olarak eklemişim. 1. TBMM'nin yaptığı tek devrim saltanatın kaldırılmasıdır. Tamam mı gençler? Geçiyorum. Lozan Barış Antlaşması'nda görüşülen konular neler? ki sınırlar gençler. Sınırlar neye göre belirleniyor? Suriye sınırı. Fransa ile 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması kabul edilmiştir. Hatay ve İskenderun Fransızlara bırakıldığı için Misak-ı Milli'den taviz verilmiştir. Ben dedim ya size az önce Misaka Milli'den ikinci taviz verildi. Neresiydi orası? Hatay. Tamam burada geçiyor. Irak sınırı TBMM ile İngiltere arasında konferanstan sonra yapılacak görüşmelere bırakılmıştır. Irak sınırı Lozan'da çözülememiştir gençler. Batı sınırımız Meriç Nehri Türk Günah sınırı kabul edilmiştir. Geçiyorum adalara. 12 ada İtalya'ya, İmroz ve Bozcaada Türkiye'ye, Diğer Ege adaları Yunanistan'a verilmiştir. Kapitülasyonlar Osmanlı döneminde verilen bütün kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır. Bu bizim yararımıza bir şey. Ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır kapitülasyonların kaldırılması ile. Boğazlar başkanı Türk olan uluslararası Boğazlar Komisyonu tarafından yönetilecektir. Bu güzel bir şey gibi gözüküyor ama bu olay bizim yararımıza değil gençler. Mesela masa masanın başkanı Türk ama bu masada başka devletler de var. Ama Boğazlar bize ait. Bu aslında güzel bir şey gibi gözüküyor ama bu Türk devletinin aleyhine bir durumdur. Boğazlar komisyonunun varlığı Türk devletinin egemenlik ve bağımsızlığına aykırıdır gençler. Beşinci azınlıklar. Türk devletinin sınırları içinde yaşayan bütün azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir ve Türklerle eşit haklar verilmiştir. Geçiyorum bir diğer konumuza. Nüfus mübadelesi. Türkiye'de yaşayan Rumlar ile İstanbul hariç gençler. Yunanistan'da yaşayan Türklerin Batı Trakya hariç orada da karşılıklı değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Karşılıklı değişiyorlar gençler. Biz buna nüfus mübadelesi diyoruz. Avrupalı devletlerin azınlıkları kullanarak Türk iç işlerine karışması engellenmiştir nüfus mübadelesi ile. 7. savaş tazminatı Yunanistan Karaağaç ve Bosna köyü savaş tazminatı olarak Türk devletine vermiştir. Biz nereleri, al, nereleri almışız Yunanistan'dan? Karaağaç ve Bosna köyü savaş tazminatı olarak olarak almışız. 8. yabancı okullar. Tüm yabancı okullar Türk devletinin kanun ve tüzüklerine bağlanmıştır. Tamam? 9. dış borçlar. Osmanlı devletinin 1854 Kırım Savaşı sırasında almaya başladığı dış borçlar Borçların ödenmemesi nedeniyle 1881'de Duyun Umumi İdaresi'nin kurulmasına yol açmıştır. Biz Kırım Savaşı'nda ilk dış borcumuzu İngiltere'den almıştık ve daha sonra borçlarımızı ödeyememiştik ve Duyun Umumi İdaresi kurulması kararı alınmıştı değil mi? Duyun Umumi İdaresi kaldırılarak Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar ondan ayrılan devletler arasında paylaştırılmıştır. Türk devleti de kendi payına düşeni ödemiştir. Ve e, Türk devleti kalan borçları frank olarak ödemiştir gençler. Tamam. 10. Fener Rum Patrikhanesi. Patrikhanenin siyasi yetkilerine son verilerek Türk devletinin sınırları içinde kalması kabul edilmiştir. Şimdi Lozan'da taviz verilerek çözülen konular neler? 1. patrikane. İkinci Ege Adaları, üçüncü Suriye sınırı ve boğazlardır gençler. Tamam. Bunlar çözülmüştür ama Osmanlı Devleti, Osmanlı diyorum Türkiye Devleti bu konulardan taviz vermiştir. Not demişim. Lozan'a katılan ve e, imzalayan birinci TBMM'dir ama Lozan'ı onaylayan ikinci TBMM'dir. Diğer bir not. Lozan Barış Antlaşması ile Türk Devleti'nin varlığı uluslararası alanda tanınmıştır. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiği dünya devletlerince onaylanmıştır ve uluslararası nitelik taşıdığı için uzun süre yürürlükte kalmıştır. Lozan Barış Antlaşması. Bugünkü dersimiz bu kadar gençler. Sizlerle birlikte bugün Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemini işledik. Cephelerimize baktık. Daha sonra Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Antlaşmasını bitirerek artık Milli Mücadele dönemini bitirdik ve haftaya Atatürk ilke ve inkılaplarından devam edeceğiz. Bunları defterinize not tutup ve testlerinizi çözerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.